demokrasisi 27 Mayıs'ı 12 Mart'a atlatıp yeniden yola koyulmuştu. Ancak fırtına dinmemiş, karşılıklı hesaplaşmalar bitmemişti. Tam aksine ülkede yeni cepheler açılmış, oluk gibi kan akmaya başlamıştı. Sonunda 12 Eylül günü yine kapı çalındı. O gün gelenler her şeyi ama her şeyi değiştirdiler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskisi gibi yaşanmayacaktı. Yılının 12 Mart'ında siyasete yeniden haki renk damgasını vurdu. Protokolü yerine esas duruş, makam arabalarının yerini tanklar aldı. Askerler aradan 10 yıl geçtikten sonra yeniden demokrasiyi hizaya çekiyorlardı. Demokrasi askıya alınmıştı. Komutanların muhtırasıyla Demirel hükümeti istifa ettirilmiş, yerine tüm partilerin kerhen de olsa destekledikleri bir hükümet kurdurulmuştu. Artık temel kararları asker alıyor, uygulamayı bu hükümet yapıyordu. Bu kez hiç olmazsa parlamento kapanmaktan kurtulmuştu. Siyasilerin amacı da buydu. Meclisi açık tutmak. ...12 Mart rejimi bir kasırga gibiydi. O kasırga solu ezdi geçti. Ülkede sol görüşlü olanlara karşı büyük bir tutuklama ve gözaltı kampanyası başladı. İşkenceli sorgular insanları dehşete düşürdü. Dernekler kapatıldı. Sokağa çıkma yasaklarıyla özgürlükler kısıtlandı. Aradan bir yıl geçtiğinde Türkiye bir kez daha idam sehpasıyla tanıştı. 12 Mart müdahalesine giden olayların faturası Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a çıktı. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tadil, tedbir veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğimizi sahip gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim, 146 taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tecrübemize karar verdi. Onlar öğrenci liderleriydiler. Heyecanlıydılar. Kusurları düzene karşı çıkmak, adına milli demokratik devrim dedikleri düşünceleri savunmaktı. Hiç kimseyi öldürmemişlerdi. Ancak askeri rejim bu gençleri hoş görmedi. Ölümle nişanlı olduklarını söyleyen gençler idam edildiler. Kasırga yavaş yavaş dindi. Yerini dar ağacında sallanan üç gencin suskunluğu aldı. ...12 Mart'ın ikinci darbesi Türk siyasetinin bir anıtı sayılan İsmet İnönü'yü devirdi. O Atatürk'ün mirası olan CHP'nin 34 yıllık lideriydi. Onsuz politika hayal edilmezdi. İstikrar sembolüydü. 12 Mart müdahalesine önce karşı çıkmış, ardından ise anlayışlı bir tutum içine girmişti. Çiçeği burnunda genel sekreteri Bülent Ecevit'le yolları işte orada ayrıldı. Ecevit, 12 Mart bana ve CHP'ye karşı yapılmıştır dedi ve genel sekreterlikten istifa etti. Türkiye ve demokratik rejim son zamanlarda zor bir döneme girmiştir. Bu zor dönemden selamete çıkmasını hepimiz istiyoruz. Bu çıkış yolları üzerinde bir görüş ayrılığından ibarettir. Eski dost gibi görüştük. Yine eski dost gibi ayrıldık. Fazla söyleyecek bir şeyim yok. Asırlık Çınar İnönü ile çiçeği burnundaki Ecevit arasındaki tarihi hesaplaşma 7 Mayıs 1972 günü Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayında yaşandı. İnönü yorgundu, yaşlıydı, hastaydı, kulakları iyi duymuyor, gözleri iyi görmüyordu. Sözünü fazla uzatmadı. Ya ben ya Bülent dedi. Ancak 34 yıldır yönettiği parti bu defa beklenmeyen bir karar verdi. Kurultay Bülent'i seçti. Herkes İnönü'nün tepkisini bekliyordu. O ayağa kalktı, ceketini ilikledi, partinin yeni liderini saygıyla selamlayıp elini sıktı. Cumhuriyetin kurucusu ve mirasçısı hiçbir şey söylemeden aynı ağır adımlarla siyaset sahnesinden süzülüp gitti. CHP
CHP'nin yeni başkanı halkın gözünde genç, atak ve gözü pek bir insandı. İlericiliğin, demokratlığın sembolü, solun yeni lideriydi. Türkiye'yi kasıp kavuracak bir öykü, Karaoğlan efsanesi işte böyle başladı. CHP'de sular durulmuştu. Ancak devletin zirvesi yeni fırtınalara gebeydi. 1972 yılının ikinci yarısına girildiğinde saflar netleşti. Bir yanda 12 Mart müdahalesini sürdüren ve istedikleri değişikliğin mutlaka gerçekleşmesini bekleyen askerler. Öte yanda asker müdahalesinin bir an önce bitmesini isteyen Demirel ve Ecevit. Demirel Ecevit ikilisi askerin zorlamasına karşı çıkıyor, asker ise parlamentoyu kapatmakla tehdit ediyordu. Bu çekişme yaklaşan iki önemli seçim nedeniyle daha da tırmandı. Biri Genelkurmay Başkanlığı, diğeri Cumhurbaşkanlığı. Askerlerle siviller devletin en tepesindeki iki makamı paylaşma kavgasına girdiler. Kavganın tam ortasında bir gece Ankara semalarında jetler görülüverdi. Savaş uçaklarının havalanma emrini kuvvet komutanı Muhsin Batur vermişti. Bu tam anlamıyla bir güç gösterisiydi. Genelkurmay ve Cumhurbaşkanlığının paylaşılma kavgasıydı. Memduh Tamac'ın yerine geçecek kişi ertesi yıl Cumhurbaşkanı olacaktı. Ancak bu defa 12 Mart'ı imzalayan komutanlar arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Kendi aralarında ikiye bölünmüşlerdi. Bir yanda Memduh Tamac ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu, öte yanda Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur. Ortada da 24 saatlik bir süreye dayanan çok ince bir terfi hesabı yatıyordu. Genelkurmay Başkanı Tamac 1 Eylül günü emekli olacaktı. Eğer Tamac son ana kadar beklerse bir gün önce 30 Ağustos'ta Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler'in görev süresi dolacak ve ordudan ayrılmak zorunda kalacaktı. Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur da askeri şuraya çekilecekti. Yani tepedeki dengeler tamamen değişecek ve iki kişi kaybedecekti. Gürler ve Batur hemen harekete geçtiler. Önce Cumhurbaşkanı'na sonra da Başbakan'a çıktılar. Jetler aralıksız olarak Ankara semalarında uçuruldu. Mesaj çok açıktı. Tamac 1 Eylül'ü beklemeden emekli olmalı, yerine de Genelkurmay Başkanlığı'na Faruk Gürler getirilmeliydi. İşte bu kendi aramızdaki itilafı çözmek için hani uçtular. Çünkü hükümet seçmezse Genelkurmay Başkanı atanmaz tabii, biliyorsunuz. Yani Bakanlar Kurulu kararıyla Genelkurmay Başkanı atanır. Atanmaması için tabii siyasilerde bir takım eylemler, yani düşünceler olduğu için onun önüne geçmek için tabii antidemokratik bir şey ama yapıldı bu hareket. Bunlar ayrılsa bizim taraftarımız o generaller, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı olsun. O işi öylece hallettik yani 72'de. Sonuç jet hızıyla alındı. Tamac 1 Eylül'ü beklemeden emekliye ayrıldı. Böylece Gürler Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturdu. Batur hava kuvvetlerinde kaldı. Taşlar yeni yerlerini bulmuştu. Silahlı kuvvetlerin en tepesinde fırtınalar yaşanırken kendi halinde sessiz sedasız bir general de eşyalarını topluyordu. Kurtlar sofrasındaki o generallerin dönem arkadaşıydı. Trabzon Kolordu Komutanı Korgeneral Kenan Evren buruktu. Emekliliğin ilk işaretini aldığını düşünüyordu. Pasif bir göreve Ankara'ya denetleme kurulu başkanlığına atanmıştı. 14. defa evini taşıyordu. Üstelik Ankara'da ev bulmak da bir meseleydi. Başkente gelince ilk işi Gürler'e çıkıp geldim efendim demek oldu. Dedim komutanım işte geldim dedim sana. Bak dedim senden çok şeyler bekliyorum dedi. Bu teşkilatı dedi yerini tutturacaksın dedi falan dedi. İyi dedim ben de sonra emekli olurum dedim. O da üzüldü. Öyle şey oldu mu dedi ya ben seni mahsus buraya getirdim dedi. Peki dedim o zaman. Ülkenin zirvesindeki bu hareketlilikten habersiz olan halk askeri yönetimle birlikte kendi kabuğuna çekilmişti. Bir zamanlar miting meydanlarını dolduranlar şimdi evlerinde ilk kez televizyonla tanışıyorlardı. Televizyon bilindiği gibi radyodan biraz daha değişik şekilde yayın yapan bir araçtır. Radyoda sadece ses olarak duyduklarımız televizyonda hem ses hem de resim olarak belirmektedir. Bu arada Yeşilçam'da da bir seks furyası başlamıştı. Müziğe arabesk yeni yeni damgasını vuruyordu. Hippiliğin etkisi uzun saçlardaydı.
mini etek, apartman topuk modası yaygındı. Bakkal Necati Güven 500 bininci işçi olarak törenlerle Almanya'ya uğurlandı. Kimileri için umut hala yurt dışındaydı. Çünkü hiçbir şey artan geçim sıkıntısını, astronomik şekilde yükselen fiyatları unutturamıyordu. 1973 yılı başlarken Ankara'dakilerin unutmadığı Cumhurbaşkanlığı randevusuydu. Asker için Çankaya en tepedeki gücü gösterdiğinden dolayı çok önemliydi. Eski asker Sunay'ın görev süresi bitiyordu. Onun yerine yine bir asker atanmalıydı. En uygun aday da tabii Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'di. Genelkurmay'ın en tepesindeki komutanlar hemen bir araya geldiler. O toplantıya katılan dönemin ikinci başkanı Orgeneral Turgut Sunay'a göre Gürler müdahalenin devamlılığını sağlayacaktı. Ordu Faruk Paşa'nın geçmesini istiyordu. Geçmesini istemesinin sebebi başta altta yapılmakta olan hareketleri bozmayacak birisinin bulunması lazımdı. Ancak Faruk Paşa veyahut da Faruk Paşa gibi diğer bir kıymetli general bu imkanı sağlayabilirdi. Bu sebeple Faruk Paşa'nın başa geçmesi arzu edildi. Allah gani gani rahmet eylesin. Faruk Paşa da zaten hevesliydi. Tam bu tartışmalar yapılırken ortaya Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur çıktı. Gürler Cumhurbaşkanı olursa ben de Genelkurmay Başkanı olmalıyım deyiverdi. Kendinde bu hakkı görüyordu. En kıdemli komutandı. Yani yasal bir engel yoktu. Ancak bir de o güne kadar hiç bozulmamış bir gelenek vardı. Genelkurmay Başkanı hep karacılardan çıkardı. Batur kıdem geleneği bozar inancındaydı. Gürler'e Cumhurbaşkanlığını bu koşulla destekleyeceğini açıkladı. Ancak Sunay Batur'un hevesini kursağında bıraktı. Haddi zatında en kıdemli kuvvet komutanı olarak ben de Genelkurmay Başkanı olabilirdim. Olabilirdim ama bir anane var. Yani Cumhurbaşkanı'nın da bu konuyu konuştum. İsterseniz ben istifa edeyim dedim. Hayır, çok üzülürüm dedi ama anane var, bunu yıkamam dedi. Batur red cevabını alınca o kızgınlıkla doğruca Hava Kuvvetleri karargahına gitti. Generallerini topladı. Havacılar bu fırsatı kaçırmak istemiyorlardı. Komutanlarının ne pahasına olursa olsun arkasındaydılar. Ankara dışındaki büyük birliklerin desteği de telefonla alındı. Bazıları hemen harekete geçelim dediler. Artık gözler Eskişehir hava üstündeydi. Genelkurmay karargahında ise bambaşka bir hava esiyordu. Ordudaki çatlak büyümüştü. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın kimlerden nasıl seçileceği bellidir. Bu bir usuldür. Usulüne göre olması benim için şayan arzudur. Yoksa kenardan gelecek bir insanın olması değil. İşte bu tartışmalar içinde 9 Şubat 1973 günü Askeri Şura tarihi bir toplantı yaptı. Ve istedikleri Cumhurbaşkanı'nın tarifini çizdiler. Tarafsız, partisiz, 27 Mayıs ve 12 Mart'a karşı çıkmamış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dilinden anlayan bir kişi. Bu öyle bir tarifti ki Cumhurbaşkanı Gürler'den başkası olamazdı. Askeri Şura'nın hesabı açıktı. Gürler'i köşke oturtmak, gelişmeleri ordu adına gözetlemesini sağlamak. Bu şekilde asker 12 Mart sürecini bitirip kışlaya dönecekti. Şimdi önemli olan bu ince hesabı siyasi parti liderlerine kabul ettirmek kalıyordu. Büyük bir lobi kampanyası başladı. Nabzı ilk yoklanacak kişiler ise iki büyük partinin lideri Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'di. Diğerleri zaten razıydı. Bu görevi de Cumhurbaşkanı Sunay'a verdiler. Bir de not hazırlamışlardı. Bunun adına da muhtıra değil, metin denmişti. Gürler'in Cumhurbaşkanı olması tavsiye ediliyor. Sonunda da bir oldu bitti ile karşılaşmak istenmediği özenle vurgulanıyordu. İlk randevu ve ilk red cevabı Ecevit'ten geldi. Böyle asker dayatmasıyla bir Cumhurbaşkanı seçimine ikimiz de, Sayın Demirel de ben de karşı çıktık. En azından demokrasiye geçiş sürecini geciktirebileceği veya yozlaştırabileceği kaygısını taşıyorduk. Yani Faruk Güller'in kişiliğiyle ilgili değildi itirazımız. Askeri rejimin uzayabileceği veya uzadığı izlenimini vereceği, demokrasiye tam geçişi engelleyebileceği kaygısını taşıyorduk. İkinci önemli randevu 28 Şubat günü gerçekleşti. Sunay ağzını açıp durum vahim,
komutanlarla görüşmeyi dahi reddetmişsiniz. Ama hükümetin hırpalanmaması ve ordunun rencide edilmemesi iyi olur demesiyle birlikte Demirel parlayıverdi. Dedim ki bunu yapma. Bu yanlıştır. Neden yanlıştır da söyledim. Çünkü bir ülkede en önemli mesele ordunun siyasete karışmış olmasıdır. Yani bundan sonra Cumhurbaşkanlığı kim Genelkurmay Başkanlığı'na gelirse onun hakkı olur. Ve meclis atlar. Meclis şekilden ibaret kalır. Meclis hür iradesi bir şekli tamamlamaktan ibaret kalır. Meclis bir basamak olur. O günkü komutanlar beni de görüşmek üzere davet ettiler. Adalet Partisi Genel Başkanı olarak. Ben gitmedim o davete. Dedim ben bir siyasi partinin başıyım. Onlar komutan, yani üniformalı kişilerle bir siyasetçinin konuşmasında yarar görmüyorum. Ama ülkenin başbakanı var. Başbakan Ferit Melen. O çağırırsa giderim. Gizli bir yerde de konuşmam. Demirel'in Çankaya'yı terk ettiği dakikalardan itibaren Ankara'da gerginlik birdenbire arttı. AP lideri partisinin grup toplantısında adeta meydan okudu. Türkiye Cumhuriyeti'nin başına seçilecek olan kişi culus yani atamayla değil seçimle gelecektir dedi. Artık son sözler söylenmiş, saflar netleşmişti. Ecevit ve Demirel Gürler Paşa'yı seçtirmemek için ellerinden geleni yapacaklardı. Ancak askerler de kendilerinden emindiler. Her iki tarafı da idare etmeye, nabza göre şerbet vermeye meraklı parlamenterler Genelkurmay'a gidip bağlılık mesajları veriyor. İkinci Başkan Turgut Sünalp'e "Paşam, oyumuz sizden yana." diyorlardı. Vallahi parlamenterler, o zamanın parlamenterleri bu lafıma kızmasın, sürüden geldiler. Hepsi geldi, destekleyeceğiz dediler. Yani gelmeyenler vardır birkaç tane, onu zetmiyorum, hepsi geldiler, destekleyeceğiz dediler. İşte bu ortam içinde 5 Mart 1973 günü Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler geri dönülmez yolda ilk adımını attı. Emekliliğini istedi. Apoletlerini çıkarttı, sivil elbiselerini giydi. Cumhurbaşkanı Sunay da aynı gün Gürler'i tabii senatör yaptı. Bu gelişmeden beklediğini bulamayan tek kişi Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur oldu. Genelkurmay Başkanlığı yine bir karacıya, Semih Sancar'a verildi. Ancak bu defa jetler uçamadı. Yani kara kuvvetleri bir defa yani balans kurulmuştu. Yani Faruk Paşa'ya karşı iki ordu komutanı balanstı arada. Yani kendi arzusuyla Faruk Paşa onları ordu komutanı tayin etmedi. İki ordu razı gelmeyince içeride vuruşalım mı birbirimizden ya? Çok tuhaf, çok tehlikeli. Artık ok yaydan çıkmıştı. Orgeneral Gürler, Senatör Gürler olarak senatörlük yemini ederken bina hınca hınç doldu. Ordu komuta kademesi tam kadro localarda yerini almıştı. Bu şekilde komutanların arkasında durduklarını gösteriyorlardı. Tam bir güç gösterisi başlamıştı. Bir yanda Ecevit ve Demirel, öte yanda askerin ağırlığı. Cumhurbaşkanlığı seçimine birkaç hafta kala devletin tüm mekanizmaları da Gürler'den yana işlemeye başladı. TRT sadece Gürler'le ilgili haberler veriyor, Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı adayından övgüyle söz ediyordu. Bu yetmiyormuş gibi Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Namık Kemal Ersun basının geri kalan kısmının da elini kolunu bağlayıverdi. Yayınlara sansür koydu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin selametle sonuçlanmasına engel olacak ve silahlı kuvvetleri rencide edecek beyan, davranış, yazı ve haber yasaklandı. Telefonlar, telexler kontrol altına alındı. Askerden izinsiz kuş uçmayacaktı. Seçime iki gün kala meclis koridorlarındaki heyecan yerini korkuya bırakıverdi. Demirel ve Ecevit başta iki partinin üst düzey yöneticileri ardı ardına tehditler almaya başladılar. Demirel'in evindeydim ben. Telefon çaldı. Onun sık sık telefonu çalar. Çaldı. Telefon açtı. Dinledi. Ben de tam karşısında oturuyorum. Birden rengi değişti. Ve bağırmaya başladı. Demirel'den böyle tepkiler görmek çok enderdir. Yani hatta görülmemiştir. Tepkisini, büyük sesini yükselterek.
yapması. Ama yaptı. Ve galis kelimeler söyledi. Sordu da siz kimsiniz dedi. Bir isim söylendi herhalde. Rütbeniz nedir dedi. Bunlar dedi yalan bir isim filan. İnanmam ben. Rütbeniz nedir dedi. Adam bir şey söylemedi. Demirel şiddetle telefonu kapadı. Ben nedir dedim. Bir durdu. Tehdit ediyorlar dedi. Neyin tehdidi dedim yani. Cumhurbaşkanı eğer Faruk Gürler olmazsa şu olur bu olur diyorlar dedi. Bir telefon çaldı. Baktım telefonda bir erkek sesi Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşuyorum dedi. Kendisinin albay olduğunu söyledi. Oldukça sert konuştu. Ben cevabım da şuydu. Diyordum ki salı günü seçim yapılacaktır. Ben irademi kullanıyorum. Ama sadece iradeni kullanmıyorsun dedi. Çok sertleşti. Sertleşince yanında sonra tanıdığım bir paşa aldı telefonu filan. O biraz daha mülayim konuştu. Dedi ki çok dikkatli olmalısınız. Bu seçimlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adayına oy veriniz. Ölüm tehditlerinden nasibini alan bir diğer lider ise Bülent Ecevit'ti. Bu Faruk Güller'in adaylığına destek vermeyeceğimi açıkladığım için bana bayağı ciddi tehditler geldi. Tanıdığım bir general yani beni bayağı ölümle tehdit etti. O Cumhurbaşkanlığı turlarının başlayacağı gün. Onun üzerine dedim ki ben yani ya sizin isteğinize uyarak siyasi anlamda ölüm seçeneğiyle karşı karşıyayım. Ya da sizin tehdidiniz, sizin isteğinizi kabul etmediğim için öldürülmek tehdidiyle karşıyım. İkinci seçenek benim için daha onurlu olur demiştim. Sonra bana döndü, telefon edenin Ali Armağan olduğunu söyledi general ve eğer Faruk Güller'e oy vermezseniz sizi alıp götüreceğiz gibilerden bir takım tehdit ve telkinlerde bulunduğunu anlattı. Sonra aşağı indik. Zaten o dönemi yaşayanlar biliyorlar meclisin kulisleri harp okuluna doğru dönük olan tarafları ışıldaklar altındaydı. Tanklar çıkmıştı. İçeride bir takım üniformalılar dolaşıyordu. 13 Mart 1973 sabahı Türkiye işte böyle gerilimli bir hava içindeydi. Adeta zaman durmuştu. O gün Cumhurbaşkanı seçilecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belki de en tarihi günlerinden biriydi. Milletvekilleri, senatörler erkenden gelmişlerdi. Dinleyici hocaları tıklım tıklım doluydu. Genelkurmay Başkanı Sancar ve kuvvet komutanları yerlerini almışlardı. Ancak bir kuvvet komutanı gelmemişti. Bu eksiklik hemen göze çarptı. Sinirler gergindi. Meclisten ya Gürler Cumhurbaşkanı olarak çıkacak ya da asker müdahale edecekti. Meclis daha önce hiç böyle bir gün yaşamamıştı. Koridorlarda subaylar dolaşıyor ve Gürler için açıkça kulis yapıyorlardı. Bazı subayların milletvekillerine tehdit ettikleri söylentileri üzerine koridorlar basına kapatıldı. İnsanlar heyecan içindeydiler. Oylamanın sonucunu da kimse hesap edemiyordu. Adalet Partisi blok olarak liderlerine bağlıydı. Onun sözünden çıkmazlardı. CHP'de ise durum farklıydı. Ecevit'e karşı olan İnönücüler ve 12 Mart'ı destekleyenler Gürler'e göz kırpıyorlardı. Feyzioğlu ve diğer partilerden de Gürler'e oy verecekler vardı tabii. Oylamaya birkaç saat kala asker kanadı kendi adaylarının kazanacağına itimat ediyor. İnsan hayatta hiçbir şeyden emin olmamalıdır. Yani ancak budalalar emin olur. Çünkü değişen olaylar vardır. Değişen olaylar sizi bazen muvaffak kılmaz. Ama muvaffak olacağınıza dair kendinize itimadınız var mı diye sorarsınız. İtimat ediyorduk. Bütün bu itimada rağmen ordu içindeki çatlak da kendini hemen göstermişti. Tüm komutanlar oradaydı. Biri hariç. Ben ilk oylamada meclise gitmedim. Hiçbir aracıyı da göndermedim.
Ama sonraki öğlemelerde Genelkurmay Başkanı'nın ricasıyla gittim. O arada Ankara'ya doğru tankların hareket ettiği, Kara Harp Okulu öğrencilerinin silah kuşandığı söylentileri çıktı. İşte manzara böyleydi. Meclisin kaderi, askerin isteğiyle milletvekillerinin iradeleri arasında sıkışıp kalmıştı. Bir arkadaşım geldi kulağıma, dedi ki dışarıda bir general var. O diyor ki Etimesut'tan kıtalar hareket etti. İşte eğer siz oy vermezseniz iyi olmayacaktır. O geldi bana söyledi bunu. Ben dedim ki biz burada oturuyoruz. Nihayet Etimesut'tan hareket eden kıtalarda bu ülkenin askeri. Yaptığımız işte ismimiz okununca kürsüye çıkıp bir oy kullanmaktan ibarettir. O şekilde konuşanlara sen de ki böyle diyor adam içeride oturuyor böyle diyor. Bir süre sonra baktım dışarıdan birçok arkadaş içeri geldiler arkama oturdular. Sonra bana dediler ki bir şey olursa başı derde girecek olan bu. Gidip arkasına oturalım. Yani adam böyle taş gibi burada duruyor. Biz onun arkasında durmazsak ayıp olur. Hepsi geldi, oturdu. Adeta işgal altına alınmıştı meclis. Her tarafından askerlerle çevrilmişti. Ve içeriye Faruk Güller'in oğlundan başka hiçbir ve gazetecilerden başka hiçbir sivil alınmıyordu. Milletvekilleri dışında tabii. Ziller toplantının başlayacağını haber verdiği sırada Cumhurbaşkanlığı için 3 adayın adı vardı ortada. Askerin adayı Faruk Güller. Adalet Partisi'nin adayı emekli bir diğer paşa Tekin Arıburun. DP'nin adayı da kendi başkanları Ferruh Bozbeyli. Bizim grubumuzda arkadaşlar dediler ki biz Faruk Güller Paşa'ya oy veremeyiz. Adalet Partisi'nin gösterdiği bir adaya da oy veremeyiz. Ama ayrı bir aday göstermezsek oyumuzu kime verdiğimiz belli olmaz ve bazı spekülasyonlara yol açar. Ve ben aday oldum. Seçimin sonucu bir yerde CHP grubunun aynı dakikalarda başlayan toplantısına bağlıydı. Grup serbest bırakılırsa Gürler'e oylar kayabilirdi. Zira milletvekillerinin önemli bir bölümü hala Gürler'den yanaydı. Ecevit bastırdı, çıktı konuştu ve kıl payı farkla kazandı. Derin bir nefes aldı. Grup kararı çıkmış oldu benim istediğim şekilde. Ve biz 5-10 dakika gecikmeyle meclis salonuna girdik. Herkes gergin bir şekilde CHP'den gelecek haberleri bekliyorlardı. Hemen oylamaya geçildi. Askerle bir bölüm siyasiler arasındaki hesaplaşmanın son anları yaşanıyordu artık. Komutanlar kıpır kıpır aralarında konuşuyorlar. Koridorlardan sesler yükseliyor. İnsanlar meclisin basıldığını sanıp hemen o yana sıyırtıyorlardı. Sık sık bilinmedik bazı askeri birliklerin meclise doğru yürüyüşe geçtikleri dedikoduları da salondaki havayı daha da ağırlaştırıyordu. İşte bu ortam içinde sayım yapıldı. İlk tur son derece önemliydi. Gürler'in akıbeti ilk turda belli olacaktı. Meclis başkanı hoparlöre eğildi, çıt çıkmıyordu. AP adayı Tekin Arıburun 292 oy, Faruk Gürler 175 oy, Ferruh Bozbeyli 45 oy. Meclis şöyle bir dalgalandı. Herkes şok içindeydi. En beklenmeyen gerçekleşmiş ve Gürler yeterli oy alamamıştı. Üstelik Arıburun'un dahi gerisinde kalmıştı. Gürler olduğu yerde dondu. Hiç renk vermedi. Yüzü bembeyaz oldu, o kadar. Beklenmeden ikinci, üçüncü turlara geçildi. Ancak nafile. Turlar sürdükçe Gürler'in oyları azalıyordu. Askerin hesapları tutmamıştı. Meclis askerin adayına yeşil ışık yakmıyordu. Bütün ordu kendisine kuvvet kullanarak destekleyecekmiş havası yaygındı. Ama bunun doğru olmadığı anlaşıldığında, yani ilk oylarda Faruk Gürler gerekli miktarı alamayınca büyü çözüldü. Gürler bütün turları arkalardaki yerinden izledi. Akşama doğru durum daha da netleşti. Parlamenterler dahi yavaş yavaş salonu terk etmeye başladılar. O hala kıpırdamadan yapayalnız kendisine ayrılan koltukta oturuyordu. Ordunun en yetenekli, en çok sevilen komutanı siyaset oyununda kaybetmişti. Geç saatlerde yavaş yavaş ayağa kalktı ve hiç arkasına bakmadan çıkıp gitti.
siyasetçiler adeta 12 Mart muhtırasından intikamlarını almışlardı. Meclis bizim içimizdeki ayrılığı ve zaafı öğrendi. Bütün bu haberler gizli kalmıyor, sızıyordu yani. Yani o silahlı kuvvetlerden de o bilgileri alıyorlardı. Yani ordunun bir Faruk Güler meselesi için müdahale etmeyeceğini biliyorlardı. Bilince tabii cesaretlendiler. Güler aldığı bu darbeden sonra çok yaşamadı. Yatağa düştü. Onurlu, gururlu bir insandı. Yurt dışında tedavi olması için dönemin başbakanı Demirel'in örtülü ödenekten yardım etme isteğini de kabul etmedi. 2 yıl sonra öldü. Cebeci şehitliğinde toprağa verildi. Komutanlar bu olaydan sonra ısrar etmediler. Madem ki siyasetçiler Gürler'i istememişti, bunu anlayışla karşılamak ve kan davasına dönüştürmemek gerekirdi. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar bir gazetecinin evinde Adalet Partisi lideri Demirel'le gizlice buluştu. Demirel bu görüşmeyi önce inkar etti. Bunun üzerine gittiler gazeteciler, Genelkurmay Başkanı da o zaman şeydi, Semih Sancar'dı. Ona dediler ki siz bütün parti liderleriyle görüşüyorsunuz da Sayın Demirel'le görüşmediniz mi? Aa görüştük, dün görüştük dedi o da. Hemen bu arada geldiler Süleyman Bey, efendim dün görüşmüşsünüz dediler. Yani dün dündür, bugün bugündür dedi. Yani o söz orada söylendi. Sancar'ın ikinci çağrısı Ecevit'eydi. CHP lideri evinin kapısını açtığında karşısında bir subay duruyordu. Sizi genelkurmayda bekliyorlar dedi. Ne olur ne olmaz diye eşime benim için bir bavul hazırla, içinde de şu kitapları koy dedim. Ve helalleşerek eşimle genelkurmaya gittim. Ve genelkurmay başkanı Sayın Sancar dedi ki, biz parlamentomuzu böyle bilmiyorduk. Çok şahsiyetli davrandı. Bu bizi çok etkiledi. Biz artık bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinden elimizi çekmek istiyoruz. Sizin bu konuda yardımınızı rica ediyoruz dedi. Ben tabii çok rahatladım. Sonunda düğümü yine Demirel ile Ecevit çözdüler. Şimdi onların özveri zamanı gelmişti. Cumhurbaşkanlığı için yeni bir asker üstünde anlaştılar. Ancak bu defaki emekli amiral Moskova Büyükelçisi Fahri Korutürk idi. Tam orta yol bulunmuştu. Zira Korutürk hem eski bir asker hem de yeni bir sivildi. 6 Nisan 1973 günü Türkiye 6. Cumhurbaşkanını 101 pare top atışıyla selamlıyordu. O top sesleri aynı zamanda 12 Mart'ında sonunu ilan ediyordu. Türkiye yeniden demokrasiye merhaba diyordu. İşte tam 2 yıl süren bu ara rejim böylece sona erdi. 12 Mart muhtırası, solcu avını, Erenköy'deki sorgulamaları, sansürü, baskıyı ardında bırakırken amacına da ulaşamadı. Zaten amacı da hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı. Ardından gözler Ekim ayındaki genel seçimlere döndü. Meydanlar kıpır kıpırdı. Herkes Demirel'le Ecevit'in aynı kararlılıkla ülkeyi demokrasiye taşımalarını bekliyordu. Yeni dönem 12 Mart öncesinde halkın tanıdığı eski aktörlerle başladı. Demokrasinin saati yine tıklamaya başlamıştı. Seçim alanlarının heyecanı yeniden geri gelmişti. 12 Mart müdahalesi geçmiş, siyaset sahnesinin 4 lideri eski yerlerini alıvermişlerdi. En deneyimlisi yine Demirel'di. Demokrat Parti'nin bıraktığı bayrağı başarıyla almış, Celal Bayar ve arkadaşlarını etrafına toplamayı bilmişti. O günlerin yükselen yıldızı ise Ecevit'ti. Adı adeta değişimin simgesi olmuştu. Asıl çekiciliği sistem dışı konuşmasıydı. Düzenin bozuk olduğunu söylüyor, toprak işleyenin, su kullananın diyordu. Toprak reformundan söz ediyordu. Güverciniyle, mavi gömleğiyle halkın umudu olmuştu. Sade yaşam tarzıyla halkta bizden biri imajı uyandırıyordu. Özlem duyulan ve değişmesi istenilen bütün değerlere sahip çıkıyordu. Dağ taş, dere tepe
halkçı Ecevit sloganlarıyla doluydu. Üçüncü aktör Erbakan'dı. 12 Mart öncesinde şeriat istediği gerekçesiyle Milli Nizam Partisi kapatılmış ancak lideri hakkında dava açılmamıştı. Erbakan ara dönemi İsviçre'de geçirdi. MSP kısa bir sürede siyasi hayata bir fırtına gibi giriverdi. Birkaç ay içinde de Demirel'in karşısına dikildi. AP'nin oylarını hedeflediğini gösterdi. Siyaset sahnesinin dördüncü aktörü de tanıdık bir isimdi. Alparslan Türkeş. Milliyetçi Hareket Partisi kısa sürede bozkurtlarıyla birlikte yerini aldı. 12 Mart MHP'ye dokunmamıştı. O da ara rejim süresince fazla sesini çıkartmamıştı. İşte 14 Ekim seçimlerine böyle girildi. Sonuçlar alındığında ise herkes şaşkındı. Türkiye'de ilk kez sandıktan sol çıkmıştı. Tam bir dönüm noktası yaşanıyordu. CHP birinci partiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtını orduya ve devlete dayanarak politika yaptığı izleniminin, bence o dönemde haksız olan izleniminin silinmesine büyük katkımız oldu. Bu demokratik sol hareket teriminin içindeki demokrat sözcüğünün içtenliğine kamuoyunu inandırmamız oldu. Adalet Partisi büyük hayal kırıklığına uğradı. İkinci sırada kaldı. Erbakan'ın MSP'si ise AP'nin oylarından aldı ve 49 milletvekiliyle üçüncü parti oldu. Türkeş meclise sadece 3 milletvekili sokabildi. Seçim sonuçları krizinde habercisiydi. Hiçbir parti tek başına iktidar olamamıştı. Artık koalisyonlar dönemi başlıyordu. Sağ ilk defa sandıkta bölünmüş ve parçalanmıştı. Merkez sağdan dinci ve milliyetçi partiler oy çalmışlardı. Türkiye 1974 yılına koalisyon sancılarıyla girdi. İlk akla gelen koalisyonda AP-CHP koalisyonuydu. Adalet Partisi bizimle aksa yan yana gelmek istemiyordu. Hatta bazı vesilelerle Sayın Demirel, biz ancak savaşla bir araya gelebiliriz diyordu. Bizim CHP ile bir araya gelmemiz o gün kimsenin aklından geçmezdi. Yapamazdık da zaten. Ne meclis kadrolarımız ne halk kadroları ona hazır değildi. Zaten hem Cumhuriyet Halk Partisi hem biz kadrolarımızı birbirine karşı hazırlamıştık. O manevrayı yapamazdık. Hükümeti kurma görevi alan Ecevit'e bütün partilerden red cevabı geldi. 4 aylık hükümet krizi yaşandı. Oysa CHP örgütü iktidara susamıştı. Dağlara taşlara Başbakan Ecevit yazılmıştı. Sol içindeki düzenin değişimini isteyen devrimciler de Ecevit'i sıkıştırıyor, verdiği sözleri tutmasını istiyorlardı. Ecevit bu baskıyla MSP'ye gitti. O sırada bizim için en az sakıncalı koalisyon ortaklığı MSP ile Milli Selamet Partisi ile bir koalisyon ortaklığıydı. Bir de dediğim gibi bu dindarlarla laikliğin bağdaştırılması gerektiğine inanıyordum. MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asil Türk'e göre aslında onların gönlünde Adalet Partisi ile ortaklık yatıyordu. Ancak askerlerin getirdiği bir mesaj hesapları alt üst etti. Bazı hakikaten dürüst, vatansever generaller, bizimle yakınlığı olan şahsi tanışıklığımız, daha evvelinden tanışıklığımız olan bazı insanlar bize gelerek dediler ki vicdanen size şunu söylemek ihtiyacını hissediyoruz. Siz Demirel'le bu kadar samimi bir hükümet kurmak istiyorsunuz ama Demirel bizimle bütün temaslarımızda sizin aleyhinizde, şimdiki bildiğimiz ithamların aynını her yerde söylüyor ve bunlar da etkili oluyor. Onun için bunu bilin. Biz bunu duyunca tabii ilk defa Demirel hakkında bir sürprizle karşılaşmış olduk. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ile hükümet kurulmasının altında, arkasındaki olaylar Demirel'in böyle
hatta demokratik olmayan bir yola girmesi neticesinde oldu. Yoksa biz önce reddetmiştik, sonra bu hükümet kuruldu. Anadolu sanayini, esnafını temsil eden MSP'de milli sanayi ve karma ekonomi söylemleriyle CHP ile uyuşuyordu. Halkın hükümetten umutları ve beklentileri doruk noktasındaydı. Cumhuriyet tarihi boyunca karşı karşıya gelmiş iki güç ilk defa uzlaşıyordu veya uzlaştıklarını sanıyorlardı. Aslında bu ateşle barutun yan yana gelmesiydi. Laik rejimin savunucusu CHP, rejimi yıkmaya çalıştığı için kapatılan bir partinin devamı olan MSP ile kol kalaydı. Ve bu düş çabuk bitti. Uzlaşı ve barışın yerini gerilim aldı. Laikler ve dindarlar arasındaki balayını bitiren ilk kavga çıplak İstanbul heykeli nedeniyle patladı. Başbakan Yardımcısı Erbakan ayağının tozuyla ilk icraatını açıkladı ve İstanbul'un Karaköy Meydanı'ndaki Güzel İstanbul heykeli kaldırılmalıydı. Nitekim İstanbul'u simgeleyen çıplak kadın heykeli bir gece vinçle kaldırılıp çöplüğe atılıverdi. Ve tabii arkasından da kıyametler koptu. Güzel İstanbul heykeli diye ifade ediliyor ama ona Türk anası diye o zamanki basına takdim edilmişti. Türk kadını diye takdim edilmişti. Bu heykel şimdi kimse bilmediği için mecburen tarif edeceğim. Arka üstü yatmış bir genç kadın, ayaklarını hafifçe toplamış, biraz yana açmış, tamamen çıplak ve müstehcen bir durumda bir kadın heykeliydi. Bir toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak o toplum idare edilmez. Karaköy'ün ortasına konmuştu, ben İçişleri Bakanıydım, elbette heykeli kaldırdık. Daha bu olayın heyecanı geçmemişti ki hükümetin MSP kanadı bu kez de bir genelge yayınlayıp bira satışlarını yasakladı. Ardından Erbakan'ın ünlü sanayi hamlesi geldi. Erbakan milli sanayi kurmak adına durmadan fabrika temelleri atıyor, CHP'liler de dişlerini sıkıyorlardı. Her geçen gün iki ortağın dünyaya çok farklı baktıklarını ortaya koyuyordu. CHP'nin genel af ile hapishanelerin kapısını açması ve solcuları da af kapsamına alması MSP ile bir başka krizi başlattı. Artık her iki tarafta bu iş böyle gitmez diyordu ki işte tam o günlerde bir haber geldi ve bütün her şeyi unutturuverdi. Bu haber Kıbrıs'ta darbe yapıldığının haberiydi. Atina'daki askeri junta makaryosu devirip yıllardır düşledikleri enosisi gerçekleştirmek için harekete geçmişti. Tarih 15 Temmuz'du. Ecevit her şeyi bir yana bıraktı ve Kıbrıs'ın diğer garantörü olan İngiltere'ye hareket ederken Genelkurmay Başkanı'nı çağırdı. Talimatı son derece netti. Savaşa hazırlıklı olun, dönüşümde Kıbrıs'a çıkartma yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sınırların ötesinde son derece riskli bir harekata girişecekti. Bu olayın ülkenin tüm dış ilişkilerini yıllar boyunca etkileyeceğini o sırada kimse tahmin edemez.